Vatandaşın birisi sarı nokta hastalığı için yaban mersini seti kullanıyor, faydası olmadı dedi. Şimdiye kadar böyle duymadım. Sarı nokta hastalığı, göz kuruluğu, efendim retina çökmesi, retina delinmesi falan hepsini tedavi ediyoruz ama sendeki rahatsız niye tedavi edilmek dedi. Böyle baktığı zaman siyah cisimler uçurmuş gibi böyle sivrisinek, siyah. Sarı nokta hastalığı normal olur. Senin bir muayene olmuş, orada bir sorun var dedim. Gitmiş muayene olmuş. Tansiyondan dolayı gözün arka tarafında, retinanın arka tarafında kan birikmiş. Kan birkaç tane. Damlacık da değil yani, kan lekesi. O da siyah şeyler görüyor, sarı noktalar görüyor. Sivrisinekler uçuyormuş gibi. Sarı nokta hastalığı değil tabii orada. Tansiyondan dolayı kan azıcık birkaç damla değil, damlanın binde birine sızıntı olmuş. Gözün içerisinde. Doktor demiş ki bu sorun ortadan kalkmazsa yavaş yavaş gözün gider. Düşündüm, taşındım. Oradaki kanı nasıl yok edeceğiz? Geçenlerde bir şey buldum. Akupresör. Böyle basınçla tedavi. Çinli bir tanesi diyor ki işte 30 defa böyle yapacağım. Gözünün içine değil ha, uzaktan şöyle. Şurada elmacık kemiğiyle burun kemiği arasında şurada. Şu noktaya. Masaj yaptığında bu gözün içini uyarıyor. Oradaki sinirlere hareket edecek. Günde 3 defa. 30 defa şöyle yapıyorsun. 3-4 defa şöyle yapıyorsun şu an. Gözün şu köşeyi, şu köşeye şöyle nasıl yapayım. Gözün direkt içinde yok. Dene bakayım dedim. Yani gördüğüm o akupresör. Akupunkturun bir çeşidi. Basınçlar. Oradaki sinir hücrelerini uyarıyor. Bir faydası olabilir mi bilmiyorum. 4-5 tane şey görüyor. Sivrisinek uçurmuş ki siyah lekeler görüyor. Sarı nokta hastalığı olsaydı kolaydı. Ama bu başka bir şey. Orada sızıntı olmuş tansiyondan dolayı. Bir hafta yaptı geçti dedi. Olabiliyor. Akupresör de bazen bazı rahatsızlara iyi geliyor. İşte beyinle ilgili şöyle yapıyorsun. Baş parmağını sakinleştiriyor. Şöyle yapıyorsun. Kafayı çalıştırıyoruz. Boğumdan üç parmak şöyle el bileğini. Şuraya basınç yapıyorsun. Tansiyonu iyi geliyor. Veya şöyle yüksek tansiyonda uyguluyorsun, masaj yapıyorsun. Kulağın altından boğaza şöyle. Buradaki kaslara, kalpler sertleşirse tansiyon. Buna iyi geliyor. Çeşit çeşit yöntemler var. Akupresör bazı rahatsızlarda iyi geliyor. Evet, bunu söyledim beyefendiye. Faydasını görmüş, kurtulmuş. Şuraya baş parmakla işaret parmağı arasından iki parmak geriye. Baş parmak ve işaret parmağı arasından şöyle iki parmak geriye. Şöyle basınç uyguladığında akupresör şöyle baş ağrısına, karın ağrısına iyi geliyor. Migren varsa şurada hemen kulağın üstünde bir nokta var. Hafif çukurumsun. Şöyle masaj yapayım, migrene iyi geliyor. Yani bunlarla ilgili, akupresörle ilgili internette çok şey var. Bakmak lazım. Çünkü insan vücudunda hep meridyenler var. Sinir hücreleri hepsi bağlanıyor, beyne doğru gidiyor. Uyaracaksın hangi noktada sorun var.